Değerli dostlar, ülkelerden esintiler programındayız. Bugün Somali'den esintiler getireceğiz sizlere. Arkamızda bulunan bina Somali Ankara Büyükelçiliği ve değerli dostlar, biraz sonra Somali Ankara Maslahat Güzarı Sayın Nur Şeyh Hamut Mursal'la söyleşide bulunacağız. Kendisini daha yakından tanıyacağız. Ülkemiz hakkındaki görüşlerini alacağız ve Somali'den esintiler getireceğiz bugün. Somali'nin başkenti Mogadişu'dur. Nüfusu yaklaşık 11 milyon olup, yüz ölçümü 640 bin kilometre karedir. Resmi dili Somalicedir. Para birimi Somali şilinidir. Afrika boynuzu denilen coğrafi bölgede bulunan bir ülkedir. Afrika'nın en doğu ucunda yer alır. Başkent Mogadişu'dan başka Hargeisa, Kismayo ve Bosaso en büyük şehirleridir. Kuzeybatıda Cibuti, batıda Etiyopya, güneybatıda Kenya, kuzeyde Aden Körfezi ve Yemen, doğuda Hint Okyanusu'yla çevrilidir. Afrika kıtasındaki 2680 kilometre ile en uzun sahil şeridine sahip ülkedir. Arazisi genel olarak platolar, düzlükler ve yaylalardan oluşur. Değerli dostlar, program konuğumuz Ankara Somali Büyükelçisi Ekselans Nur Şeyh Hamut Mursal Beyefendi. Kendisiyle Somali hakkında, Türkiye hakkında söyleşeceğiz ve Somali ile ilgili bilgiler edineceğiz. Kendisinin Türkiye hakkındaki görüşlerini alacağız. Hemen ilk sorumu soruyorum. Teşekkür ediyoruz her şeyden önce programımıza katıldığınız için, davetimizi kabul ettiğiniz için. Thank you. Kendinizi tanıtır mısınız? Nerede okudunuz? Kaç yılında nerede doğdunuz? Kaç çocuğunuz var? Bu konularda sizden bilgiler istiyoruz. I born in Somalia, a region called a city called Baydoa. Somali'nin Baydoa adlı şehrinde doğdum. İlk ve orta eğitimimi Moskova'da tamamladım. Yani aslında genç yaşlarda Somali'den ayrıldım. Daha sonra Moskova'daki eğitimi tamamladıktan sonra tekrar Somali'ye döndüm. Somali'ye döndükten sonra Dışişleri Bakanlığı'nda ve diğer birçok bakanlıklarda görev yaptım. Bu işle olan kısımlar tabii. Evliliğe gelince, 1982 yılında evlendim. Üç çocuk babasıyım. İki kızım ve bir oğlum var. İki kızım şu anda Türkiye'de benimle birlikte burada eğitim görüyorlar. Oğlum uzaklarda. With me in Turkey. About my job. İşle ilgili kısımsa Somali'nin Baydoa adlı şehrinde doğdum tabii ki. Ama zor olanı seviyoruz. İşimizi seviyoruz, mutluyuz. Business people like more. So I like my job and I'm proud of it. Türkiye'ye ilk defa ne zaman geldiniz? I came to Turkey in İlk defa 2010 yılının Eylül ayında geldim ve direkt Yemen'den geldim. Daha önce Yemen'de büyükelçilik yapıyordum. From Yemen to Turkey. Kaç yıldır büyükelçisiniz? Türkiye'den önce, Yemen'den önce
Başka ülkelerde de büyükelçilik yaptınız mı? Diplomat olarak görev aldınız mı? Öncelikle buradaki görevim büyükelçilik değil. Burada maslahat güzellik yapıyorum. Ama buradan önceki görevlerde büyükelçilik olarak görev yapmıştım. Diplomatlığı çok sevdiğinizi biraz önce söylediniz. Peki diplomat olarak, maslahat güzel olarak bir gününüz nasıl geçiyor? So this is every day. Öncelikle her gün bizim için yeni problemlerle dolu. Bu problemleri çözerek iki ülke arasındaki dostluğu geliştirmek istiyorum. Onun dışında yaptığımız iş, Büyükelçilik'te Somali'ye gitmek isteyen Türk vatandaşları için vize hazırlamak ve bu vizeleri mümkün olan en kısa sürede onlara sunmak oluyor. İş gününüzün dışında çalışmadığınız zamanlar varsa, tatil günü diyebileceğimiz bir gününüzü nasıl geçirirsiniz? İlgilendiğiniz şeyler, sanat dalı var mı veya hobileriniz neler? Bu konuda da bilgi almak istiyoruz. Really, since you will have at the embassy a lot of work. Burada tatil günleri hafta sonu. O yüzden hafta sonu diye söylüyorum. Hafta sonunda en çok yaptığım şey ailemle vakit geçirmek oluyor. Ankara'yı çok seviyorum. Çok güzel bir şehir. Bu yüzden de sıklıkla yürüyüş yapıyorum. Ankara'yı çok sevdiğinizi öğrenmiş bulunuyoruz. Peki Türkiye'de Ankara'dan başka en çok sevdiğiniz, sürekli görmeyi arzu ettiğiniz yerler neresi? Türkiye'nin aslında birkaç şehrinde bulundum. Bunlardan bir tanesi Gaziantep, diğeri İstanbul ki en güzeliydi galiba. Ve en son geçen hafta İzmir'deydim. Ama tabii ki daha çok görmek istediğim şehirler var. Somali hem bitkiler hem de hayvanlar alemi açısından rengarenk, çok çeşitli ve zengin bir manzaraya sahiptir. Ülkede akasya ve baobab ağaçlarına, kokonat, palmiye ve ardıç ağaçlarına çok rastlanır. Kuzey bölgelerdeki günlük ağaçları önemli bir buhur ve tütsü kaynağıdır. Şebeli ve Juba nehirleri arasındaki alan yeşil bitki örtüsüyle kaplıdır. Daha çok muz, şeker kamışı, mısır, susam, darı üretimi yapılır. Yaşayan başlıca hayvanlar fil, timsah, aslan, leopar, pars, gazeldir. Ayrıca ülkedeki kuş türleri dünya genelinde ün yapmıştır. Etrafındaki denizler ise rengarenk tropikal balık cinsleriyle doludur. Ton balığı ve köpek balığı çok sayıda avlanır. Somali önceleri baharat ülkesi olarak biliniyordu. Ülkenin balıkçılığa, liman işletmeciliğine ve turizme uygun olan kıyıları, uluslararası şirketlerin nükleer atık deposuna dönüşmüştür. Ülke ekonomisi, iç çatışmalar ve kuraklık nedeniyle ileri seviyelere ulaşamamaktadır. Türkiye'ye ilk geldiğiniz zaman en çok ne dikkatinizi çekti? İlginizi en çok çeken şey neydi? Really,
Buraya gelmeden önce Türkiye hakkında bazı duyumlar almıştım. Bunlardan bir tanesi, Türkiye gelişmekte olan bir ülkeydi. Geldikten sonra gördüğüm gelişme beni çok şaşırttı. Daha azını bekliyordum ama daha çoğunu gördüm. Ve şunu eklemek istiyorum, daha önce birçok Avrupa ülkesinde bulundum. Bunun dışında hatta Japonya'ya bile gittim. Birçok Arap ülkesinde bulundum ama Türkiye'de gördüğüm, Türk insanlarında gördüğüm saygı ve ciddiyeti başka hiçbir ülkede göremedim. Tabii Türkiye hakkındaki düşüncelerinizden dolayı teşekkür ederiz. Ben de çok mutlu oldum bu düşüncelerinizden dolayı. Bir de şöyle bir soru sormak istiyorum. Türkiye'de hala alışamadığınız şeyler var mı? Aslında Türkiye'de alışamadığım hiçbir şey yok. Çünkü Türkiye'de Müslüman bir ülke. Somali'de Müslüman bir ülke. Bu yüzden siz de çok iyi bilirsiniz ki Müslüman ülkeler birbirlerine az ya da çok benzerler. Ama mutlaka benzerler. Bu yüzden alışamadığım hiçbir şey yok. Ve Türkiye'de şaşırtıcı olan bir şey de şu. Bu ülkede herkes kendi dinini çok rahatlıkla yaşayabiliyor. Bu ülkede, yani Türkiye'de farklı dine mensup insanlar bir arada hoşgörüyle yaşıyorlar. Ama Somali'de Müslümanlık dışında başka bir din yok. İslam dışında başka bir din yok. Herkes Müslüman ama herkes birbiriyle savaş içerisinde. İnşallah o savaş durumu da biter ve tüm ülke halkı barış içerisinde yaşar. İnşallah. Türk müziği hakkında bir bilgi edinebildiniz mi? Türkiye'de olduğunuz süre içerisinde Türk müziğini seviyor musunuz? Dinliyor musunuz? En çok hangi sanatçıları dinliyorsunuz? Aslında müziği gençken çok dinliyordum. Özellikle batı tarzı müzikleri çok dinliyordum. Çünkü bizim zamanlarımızda onlar meşhurdu. Ama yaş ilerledikçe müzikten iyice soğuduk. Yani bırakın Türk müziğini, artık batı müziklerini ve hatta Somali müziklerini bile dinlemiyorum. El sanatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Türk el, geleneksel el sanatları hakkında. Ayrıca sizin bir hobiniz var mı? Spor gibi veya el sanatıyla ilgili bir hobiniz var mı? Uğraştığınız, sevdiğiniz? What I like most is the Turkish handcraft. Aslında Türkiye'de en çok beğendiğim şeyler bu Türk yapımı çiniler. Siz de etrafınızda görebilirsiniz. Birçok hediyelerimiz var. Bunları çok beğeniyorum ve bunlardan birçoğunu Somali'ye dönerken götüreceğim. Çinileri sevdiğinize çok mutlu oldum çünkü inşallah bizim de Çin'iyle ilgili bir hediyemiz olacak Sefro. Söyleşimizden sonra. İnşallah. Thank you very much. Kendi çocuklarınızın, Türkiye'de olan çocuklarınızın eğitimlerini nasıl sürdürüyorsunuz? Onlar da burayı seviyor mu? Türkiye'yi seviyorlar mı? Yoksa kendi ülkelerini arıyorlar mı? Çocuklarım Yemen'de doğdular. İlk ve orta eğitimlerini orada tamamladılar. Daha sonra buraya geldik. Burada şimdi üniversite okuyorlar ve buradaki eğitimden çok memnunuz. Yani çocuklarım çok memnun. Çünkü böyle bir eğitimi biz dünyanın hiçbir yerinde daha önce görmedik. Belki de dünyadaki en iyi eğitim düzeyi Türkiye'de. O yüzden yine ben de onlar adına çok mutluyum. Yine teşekkür ediyoruz yurdumuz hakkındaki bu güzel görüşlerinizden dolayı. Biraz da ben Somali ile ilgili sorular sormak istiyorum. Yine öğrencilerimize de ilgili olsun. Somali'den Türkiye'ye çok sayıda öğrenci geldi değişik yaş gruplarında. Onların buradaki eğitim düzeyleri nasıl, iyi gidiyor mu? Burada olmaktan memnunlar mı? Really,
Somalia, as you know, almost more than 20 years. Sizin de bildiğiniz gibi Somali'de bir iç savaş var. Çocuklar orada doğuyorlar, büyüyorlar ve direkt silah kullanmayı öğreniyorlar maalesef. Ve bu yüzden pek çok gencimizi kaybediyoruz. Türkiye'nin bize yaptığı yardım için söylenecek bir kelime dahi bulamıyorum. Yani bu güzel duyguyu size tarif edemiyorum. Ama Türkiye'nin yaptığı bu yardımlardan dolayı her zaman size minnettar kalacağız. Çünkü oradan çok sayıda öğrenci getirdik ve burada okutuyoruz şu anda. Onların belki ömürleri boyunca göremeyecekleri bir eğitimi burada siz onlara sundunuz. Bu yüzden ömür boyu minnettar kalacağız ve asla unutmayacağız. Somali'nin kuzey bölgesi dağlık olup ülkenin en yüksek yeri Mijirtein Dağı'dır. Ülkenin iki büyük nehri Şebeli ve Cuba Etiyopya'dan doğar. Bu iki nehir arasında tarıma elverişli alanlar bulunur. Kenya sınırına doğru arazi gittikçe alçalır. Sıcak ve kurak tropikal iklime sahiptir. Oldukça az yağışlarla ve periyodik muson yağmurlarıyla ülkede kurak bir iklim hüküm sürer. Somali çoğu henüz el değmemiş halde uranyum, demir, kalay, bakır, cips, boksit ve doğalgaz yataklarına sahiptir. Arap Yarımadası'na yakınlığı nedeniyle petrol açısından da zengin olduğu varsayılmakta ve araştırmalar devam etmektedir.